Dünya Kupası'nda şimdi Kore'den Japonya'ya geçeceğiz. Japon Uçaktaki yaşanan maçını o. oynadık. Uçakta yaşanan. Evet. Japonya'ya geçeceğiz. Sabah işte kalktık, havalanına geldik. Dedim ki Kaptan Bülent. Bülent dedim ya. Ben bir rüya gördüm dedim. Böyle dişlerim işte elime geldi. Döküldü ağzımdan filan dedim. Ha dedim ne demek filan. Ben toplu ölüm olduğunu biliyorum dedim. Bu hemen aradı Türkiye'yi. Annesi dedi böyle böyle her gün bir rüya görmüş. O demiş toplu ölüm filan şey kötü bir rüya filan. Bu dedi uçağa binmem ben. İşte Çin Halk Cumhuriyeti'ni yendik. Oradan Japonya'ya gideceğiz. Sabah uyandım. Ergün abi bir gördüm, suratı bembeyaz. Ne oldu Ergün abi dedim. Hasan dedi çok kötü rüya gördüm dedi. Ne gördün? Dişlerim elime geliyor. Aman. Bütün dişlerim. Ben de az çok rüyaları takip ederim. Şaka diyorsun. Ergün abi dedim toplu ölüm gittik. Ergün abi ben ilk defa suratını böyle gördüm. Bembeyaz. O sinirsiz adam. Sakin Evet. adam. Korkmuştum. Yolculuk öncesi uçağa binmeden önce Ergün abi de rüyasında Bir rüya görmüş. görmüş Rüya evet. görmüş, dişleri dökülüyormuştu. Bütün ağzındaki. Hani toplu ölüm niyetinde Şimdi Ergün rüyayı Allah görüyor. Ergün rüyayı görüyor. Rüyayı anlatıyor Bizim tabii. kaptana söylüyor Bülent'e. Evet. İşte kaptan, Tayfur, Tayfur hepsi Bey de bunlar diyor. anlatıyor. Ben Allah'tan o rüyanın şeyini bilmiyorum. Aa, sana kadar gelmedi rüya Hiç, yani hani, Allah'tan. Kaptan Bülent de Türkiye'yi arıyor. Kayınvalidesini arıyor herhalde. Ya diyor, anne diyor, Ergün Nedir? böyle böyle bir rüya görmüş. Hani bu Tabiri nedir, nedir? tabir nedir? Kayınvalidesi diyor ki toplu ölüm. Hayda. Sabah olduğu için biz de işte gece geç yatıyorduk o dönemde de. Takımın yarısı uyuyor uçakta. Ben de yatmışım üçlü koltuğa. Oh, kebap uyuyorum. Ya uçakta uyuyanlar var. Birisi Ümit Özat, birisi Yıldıray ve bunlar uçağın düştüğünü görüyormuş galiba. Sonrasında anlatıyorlar. Neyse 2 saat ben şimdi süreye baktım. Uçakta sadece biz milli takımız. 2 saat süre oldu. Kemer ikaz ışıkları yandı. Abdullah Ercan vardı yanında oturuyordu. Sol tarafımda Bülent de Kaptan Bülent de Tayfur. Tayfur Hoca diyeyim. İki Evet. hocalar. Ya yan tarafta oturuyorlardı. Birden bir uçak böyle bir vurma sesi geldi, tamam mı? Japonya maçına gidiyorduk herhalde, değil mi Rüştü abi? İnanılmaz bir türbülans, bir ses. Bir ara uyandım, 1,5 saat sonra uçak bayağı bir gidiyor. Ama ben hala aklımda o şey var. Ya bir türbülansa girdik. Vurma sesi geldi ve o sesle birlikte uçak böyle yan yattı. Hızla ilerlemeye başladı. Böyle hızla ilk defa uçağın orada Çakılıyor gibi aşağı çakılıyor doğru, gibi çakılıyor gibi. aşağıya doğru indiğini hissettim. Bir ara bir havaya çıktım böyle indim. Uçak türbülansa girmiş ama bir de uçak böyle boynunu bir kafayı öne eğdi ama gidiyoruz böyle aşağıya doğru. O uçak havadayken hızını hiç hissetmezsiniz. O burnunu eğdi ya bir gidiyor böyle bir şey yok böyle hızlı. Uykudan yeni kalkmıştım. Boşluğa girince tabii kemerleri bağlayıp hemen girmeden önce kemer ikaz ışıkları yanınca kemeri bağlayıp boşluğa düştük. O ara herkes arkada panik var. Artık o şeyler, o Çinli kızlar şeyin altına girmeye başladılar. Koltuğun altına girmeye başladılar. Ben de bir korku aldı. Uçağın burnu yere doğru gidiyor, çakılıyor. Hiç şansımız yok. Ya yani hostes ağlar mı uçakta? Ya bunlar ağlıyor. Ben onları görünce zaten bittim gittim yani. Hostes kendini atmış böyle servis yapıyormuş o ara. Atmış kendini şeyin altına filan. Hostes nasıl? Don't panic, don't panic. Üçüncü don't panic'te hostes üçlü koltuğun altına attı kendini. Hava boşluğuna don't panic, gelince. Don't panic hayda. Ümit Özat bir dua edişi var. Allah'ım ya Rabbi beni çocuklarıma bağışla diye. Bütün futbolcuların artık tekbirler getirdiği. Ben şahsen kelime-i şehadet getirdim. Tarafımda da Kaptan Bülent ve Tayfur var. Sol tarafıma doğru döndüm bir baktım bunların ikisi ağlıyor. Onları da o şekilde görünce Allah dedim kesin gidiyoruz. Hani ben korkuyorum uçaktan. Onlar Onları da öyle korkmuyor görünce normalde. öyle görünce eyvah dedim kesin gidiyoruz. Gene dayadım. Bu sefer bağırıyorum. İstimdat Allah'ım, istimdat Allah'ım. O ara işte Arif bağırıyor istimdat istimdat. Oğlum diyor Türkçe konuşsana. Şimdi arkada da Alpay var. Tam arkamda Alpay oturuyor. Ulan Arif diyor Türkçe dua et de biz de amin diyelim diyor. Oradan işte Bülent bana bağırıyor. Oğlum bu uçak düşsün seni öldürürüm. Uçak düşse zaten öldüm ben. Nereye öldürüyorsun? Bana öyle diyor. Hasan Şaş'a baktım terlemiş soyunmuş. Bu ara baktım Hakan Çükür'e rahmetli Özen Can Aydın böyle bir sabit bakar diyor. Hakan böyle kalmış sabit bir yere bakıyor. İşte bildiği bütün duaları okuyor. O arada Hasan Şaş da 4 tane bir dua biliyormuş. 4'ten sonra Allah'ım Hakan abime katılıyorum. Böyle bir şey yaptım. Şimdi dua ettim ben.
Ediyorum ediyorum başa dönüyorum. Ettim ettim başa dönüyorum. Ettim ettim başa dönüyorum. Dört tane dua. Ya bitti. Şey başka bitti. Dua kalmadı. Kalmadı. Hakan abi de önümde. O da devamlı ama ağzı durmuyor. Devamlı dua ediyor Hakan abi. En son dedim ki Allah'ım yarabbim dedim. Hakan Şükür'ün ettiği bütün dualara katılıyorum. Benden fazla biliyor çünkü. Kabul eder mi? Ben de tabii şey dedim. Ya çakılacaksa çakılsın da bitsin artık. Hani ne olacaksa olsun. Ki sonumuz gelsin rahatlayalım. Abi, öyle bir korku ki en son benim ettiğim dua şuydu. Allah'ım beni acısız öldür yani. Kaptandan da bir ses gelmeyince ben bağırıyorum. Arif Hoca speak captain speak lan captain speak anons yap diye. Speak lan kaptan diyor Arif abi. Şeye. Ne diyor? Speak lan kaptan. Hani adam buna şeye demiş. Bir açıklama yapsın kaptan. O ara bağırıyorum ama ben nasıl? Ama kaptan speak ulan kaptan. Hani konuşsun bir şey söylesin hani sonra ne oluyor değil mi? Ama indikten sonra ben işte körükten geçiyorduk. Kaptana baktım. Kafayı böyle koymuş. Artık neyse bir şey atlattıysak. Sonra uçak indi. Neyse. Uçaktan inerken kaptanı gördük. Hakikaten kaptan da bir panik içinde. Çünkü evet. Yüzü falan o bembeyaz içinde. O Arif nerede Arif? Kaptan mı var? Kaptan da yani bembeyazdı. Demek ki gerçekten büyük bir sorun gibi. Büyük bir tehlikeyi hani, atlattık. O zaman ondan sonra bayağı kişinin uçak korkusu. Şey, o gün bugündür benim uçakla aram hiç yok. Tabii ki o an inince herkes bambaşka bir ruh haliyle, hepimiz melek gibiydik. Hani... Böyle bir grup psikolojisi vardır ya, evet. Şamata gırgır olur. Biz herkes uçaktan gibi. Uçaktan inişimiz nasıl biliyor musun? Trencilik oynuyoruz, herkes böyle peş peşe çıt yok.